Yahu ne protokol kuralları ya. Allah katında herkes eşit değil mi kardeşim? Diyenler öncelikle bu videoyu izlemesinler. Hayatında kamu kuruluşuna elektrik, su faturası için yatırmak için girenlere bu video pek hitap etmiyor. Zira bu yorumları gördüğüm zaman gerçekten şaşırıyorum. Bugün sizlerle protokol kurallarını konuşacağız. Protokol kurallarının önemine bakacağız ve protokolün ne olduğuna dair bilgiler paylaşacağız. Arzu ederseniz başlayalım. Şöyle bir giriş yapalım. Protokol kuralları neden önemlidir? Neden gereklidir? Şundan dolayı gereklidir. Herhangi bir yere gittiğinizde, özellikle yabancı ortamlarda. Bu bazen toplantı olur, bazen bir resmi yemek, resmi davet olur. Bazen bir açılış programı olur. Nerede nasıl davranacağınızı bilmezseniz, nereye nasıl oturacağınızı bilmezseniz, kimden sonra kimden önce konuşacağınızı bilmezseniz, konuşma esnasında kimi selamlayacağınızı bilmezseniz, beyniniz orada tehdit algısını size yansıtır ve güvenli hissetmezsiniz kendinizi. Kendinizi güvende hissetmezseniz mutlu da olamazsınız. Protokol kuralları işte bu mutluluğu, düzeni sağlamak için vardır. Aslında kargaşayı engellemek için vardır. Yoksa herhangi birisini herhangi birisinden insani vasıflar noktasında üst bir konuma getirmek için değil. Zaten burada sadece unvanlar konuşur. Yoksa insani vasıflardan hiçbir zaman bahsetmeye gerek yoktur. Protokol kuralları düzeni sağlamak için vardır. Protokol kuralları kargaşayı engellemek için vardır. Krizi engellemek için vardır. Herhangi bir sorun, problem, aksaklık, akışta herhangi bir engel oluşmasın diye vardır. Ve bu kurallar her zaman bilenler için diğerinden bir adım önde olmaya vesile olur. Bir adım diğerlerinden farklılık oluşturmaya vesile olur. Kişinin farkındalık düzeyini artırır. Kişi biraz daha rahat hareket eder. Çünkü bildiği zaman nerede nasıl davranacağı ile alakalı beyninde mutluluk hormonu salgılanır. Diyelim ki bir konsoloslukta görevlisiniz, bir başka ülkeye sizi davet ettiler. Ve o ülkeye ilk defa gidiyorsunuz. Oranın herhangi bir görgüsünü, nezaketini, adabı, muaşeretini vesaire duymamışsınız. Yani geleneksel yapısını bilmiyorsunuz. Nerede nasıl davranacağı ile alakalı pek zihninizde kodlama yok. Bu kuralları bildiğiniz zaman oraya gittiğinizde rahat oluyorsunuz, kendinizi rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Ve bu kurallar özellikle temsil makamında olan birisinin temsiliyetinin hakkını verebilmesi adına gerçekten önemli hususlar. Daha dün bir üst düzey protokol yöneticisinin, yani üst düzey bir protokol yöneticisinin makamındaki bayrak konumunun yanlışından dolayı bir fotoğrafını gördüm. Ya makamda bayrağın konumu yanlış bir şekilde konumlandırılmış. Şimdi o üst düzey yönetici diyelim ki bu protokol kuralını bilmiyor. Bayrak protokolünü bilmiyor ama o ekibinden bir kişi dahi bu konuyla alakalı kendisine bir eğitim aldırmazsa, bir farkındalık oluşturmazsa işte dışarıya karşı orada olumsuz bir intiba, olumsuz bir algı maalesef oluşuyor. Protokol kuralları ne yapar? Protokol kuralları ne işe yarar? Şimdi öncelikle Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü diye bir birim var ve bu genel müdürlüğünün kendi oluşturduğu, daha doğrusu dünya genelinde kabul gören protokol kurallarını Türkiye'de kontrol eden, Türkiye'de bunların akışını sağlayan birim burasıdır. Dünya genelinde protokol kuralları hemen hemen aynıdır. Bazen ufak tefek farklılıklar gösterilebilir. Hemen orada da nezaket kuralı gereği kendi ülkemizde yabancı bir ülke misafirini ülke erkanından birisini misafir ettiğimizde oradaki kuralın farklı olduğunu görür, bilir veya duyarsak nezaket kuralları gereği ona biraz daha uyum sağlamaya çalışırız. Burada da böyle bir ayrıntı var. Protokol nedir? Protokol resmi törenlerde, davetlerde, yazışmalarda, organizasyonlarda, nerede nasıl davranılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesi gerektiğini, kimin önde geleceğini, kimin önce geleceğini belirleyen kurallar bütünüdür. Bunlar yazılı kurallardır. Bakın nezaket kuralları, adab-ı muaşeret kuralları bunlar yazılı değildir. Elden ele, dizden dize, kulaktan kulağa, sözden söze aktarılan kurallardır. Ama protokolde böyle bir şey yok. Protokol kuralları biraz daha yazılı kurallardır. Halk arasında kravatlı takım elbiseli insanlar diye tarif edilir. Ama genel olarak baktığımızda da düzeni sağlamak için vardır yine halk arasında önde gelen, önde oturan insanlar. Hani o törenlerde o kırmızı koltuklara oturan, önünde bir sehpası olan, içeceği olan, peçetesi olan kişiler halk arasında bu şekilde bir tanımlama evet vardır. Toplumda nezaket kuralları geçerlidir. Kurumlarda, kamusal hayatta, kurumsal hayatta protokol kuralları geçerlidir. Nezaket kuralları kültürler arası değişebilir. Mesela Biraz daha uzak doğu ülkelerinde ağız şapırdatmak yemeğin lezzetli olduğu manasına gelir. Ama bizim ülkemizde bu tam tersidir. Ağzımızı şapırdatmamamız lazım. Protokol kuralları evrenseldir. Dünyanın her yerinde aynıdır. Yani Türkiye'de selamlaşma protokolü nasılsa, Fransa'da da selamlaşma protokolü aynıdır. Ne demek bu? Selam her zaman üstten asla doğru gerçekleşir. Konuşma sıralaması da aslan üste doğru gerçekleşir. Bu dünyanın her yerinde aynıdır ama nezaket kuralları biraz daha toplumlar arası farklılık gösterebilir. Fakat şunu da bilmek lazım. Protokol kurallarının temelinde de nezaket kuralları vardır. Yani o tabanda her zaman nezaket var. O yüzden iletişimde biz şöyle bir cümle kurarız. Deriz ki iletişimde pastanın tabanında her zaman nezaket, her zaman samimiyet olacak. Samimiyetin üstüne resmiyeti koyacağız samimiyetin yerine resmiyeti koymayacağız. Aynı şekilde protokolde de bu geçerlidir. Tabanda her zaman nezaket kuralı, tabanın üstünde de protokol kuralları gelmektedir. Bunu günlük hayatta şöyle örneklendirelim. Büyüklerimizin yanında bacak bacak üstüne atmamak bir nezaket kuralıdır. Üstün yanında bacak bacak üstüne atmamak bir protokol kuralıdır büyüklerimizin yanında onların sözünü kesmemek bir nezaket kuralıdır. Üstlerimizin, amirlerimizin yanında onların sözünü kesmemek bir protokol kuralıdır. Bakın tabanda yine her zaman nezaket kurallarının olduğunu görüyoruz. Protokolde en önemli başlık şu, hiçbir zaman cinsiyeti ayırmaz. Her zaman unvana bakar. Yani kişinin yaşı, kişinin cinsiyeti değil, kişinin unvanı önemlidir. Ne demek istiyorum? Yaşlı bir hanımefendi bir kamu kuruluşunda çalışıyor. Genç bir beyefendi onun üstündeyse eğer, onun üstlük makamından dolayı hanımefendinin kendisine olan bakış açısı, kendisiyle olan iletişimi her zaman üst ve as ilişkisini koruyarak gerçekleşmelidir. Ha, şöyle bir şey bu kişiler kurumsal ve kamusal hayatta böyledir ama toplumsal sosyal hayatta da bunun tam tersi gerçekleşebilir. Bunda bir problem yoktur. Protokolde isimler kullanılmaz. Protokolde unvanlar kullanılır. Bir de iş hayatında en önemli hitap kelimesi nedir biliyor musunuz? Sayın. Sayın valim. Sayın genel müdürüm. Sayın vekilim. Sayın kaymakamım. Sayın başkanım. Sayın başkan yardımcım. Bakın buralarda isim kullanmıyoruz. Takıldığınız yerde nasıl hitap edeceğinizi bilemiyorsanız kurumsal da kamusal hayatta sayın kelimesi harika bir yöntemdir. Bunun dışında özel sektörde de bey ve hanım kelimelerini kullanabilirsiniz. Ahmet Bey, Ayşe Hanım. Elbette unvan, üst düzey bir unvan yoksa veya üst düzey bir unvan var, samimi bir ortam var. Burada yine Ahmet Bey, Ayşe Hanım bu şekilde hitap edilebilir. Fakat diyelim ki çok uzun zamandır arkadaşlık kurduğunuz birisiyle aynı kurumda, aynı firmada çalışıyorsunuz ve yabancıların olduğu bir ortamda birbirinize olan hitap yine sayınla olmadı. Yani Yıllardır tanıştığınız birisine başkalarının olduğu bir yerde ismiyle hiçbir zaman hitap etmeyin. Çünkü siz orada bir başkasının yanında o firmayı temsil ediyorsunuz ve temsilin vebali vardır. Bu cümle çok önemli. Temsilde nerede, nasıl hareket etmeniz gerektiğini mutlaka bilmelisiniz. Bu kısımla ilgili son bilgimiz şöyle olsun. Diyelim ki kurumsal veya kamusal hayatta bir kişi emekli oldu. En üst rütbesi neyse zaten o şekilde genellikle emekli olunur. Kişiye o şekilde hitap etmek lazım. Mesela adam bakan, bakanlıktan emekli oldu. O kişiyle karşılaştığınızda "Sayın Bakanım" şeklinde hitap etmekte herhangi bir sakınca yoktur. Nezaket kuralları yaşça büyük olanlara ve hanımefendilere geçerlidir. Bunlarda böyle bir öncelik sıralaması vardır. Protokol kuralları da unvanca üst olan için geçerlidir. Protokol kuralları üst Amir, yöneticiler şeklinde gider aşağı doğru bir sıralama gerçekleşir. E, kamusal hayatta protokol kuralları her zaman geçerlidir. Görgü ve nezaket kuralları da bu alanda önemli bir paya sahiptir. Bu konuyla alakalı detayları protokol eğitimlerimizde anlatıyoruz. Kurumsal veya bireysel eğitimler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onları da yine yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, başkalarıyla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir başka programda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoş kalın.